Hocam iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Sesim geliyor inşallah. Ben gayet güzel alıyorum sesinizi. Tamam, Herhalde harika. dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de alıyorlardır. Nasılsınız hocam? Epey oldu görüşmeyeli. Epey oldu. Pandemi başlar başlamaz bir görüşmüştük. Ondan sonra araya pandemi giriyor. Evet, tam pandemi günlerinde konuşmuştuk. Ne yapacağız pandemide, nasıl vakit geçireceğiz diye. Evet. Evet, şimdi pandemide değiliz aslında. Herkes çalışıyor ama aslında yine rakamlar korkunç. Evet. Artık kendimizi korumayı mı öğrendik bilmiyorum. Bir şekilde yaşamayı öğrendik herhalde. Evet, yani bu dönem evet hepimiz bir şekilde yaşamayı öğrendik mümkün olduğunca korumaya çalışarak kendimizi. İş koşulları, imkanlar, hayat koşulları el verdiği ölçüde gene de dikkat etmek, korumak zorundayız yani. Bize düşüyor sorumluluk. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, bugün konumuz disleksi. Biz her zaman otizmle ilgili canlı yayınlar yapıyorduk ama özellikle bu ekran arkasına dönen hayatlar ve aslında bu herhalde pandemi sonrasında patlayacak. Çok ciddi bir şekilde özgür öğrenme vakaları çoğalmaya başladı. Ve biz bununla ilgili hatta bir organizasyon yapısında düşünüyoruz daha ne yapabiliriz diye. Bu yayınımızda onun için disleksiye ayırdık. Sizler de bizi kırmadınız, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Annelerimiz böyle en çok çocuklarına sen çok akıllısın aslında istersen yaparsın işte tembelsin umursamazsın yaramazsın dikkat et gibi sözcüklerle bazen çocuklarımızı suçlayabiliyoruz. Evet. Oysa bu da aslında bir bozukluk bildiğim kadarıyla. Tabii. Evet. Şimdi ben sözü size bırakıyorum. Disleksi nedir? Çocuk ve ergen psikiyatristi Özlem Sürücü hocamız disleksiyi anlatacak bizlere. Teşekkür ederim. Disleksi yani kelime anlamı olarak hani Latinceden geliyor. Aslında okuma güçlüğü ya da okuyamama Türkçe karşılığı. Disleksi aslında yani diğer öğrenme güçlüklerinin de içinde bulunduğu bir grup özgül öğrenme güçlüğü ya da öğrenme bozuklukları dediğimiz bir ana çerçeve var. Onlardan bir tanesi. Onun sadece bir türü, bir çeşidi. Ama dünyada ve ülkemizde de öyle en sık görülen türü olduğu için çok belki konuşulanı, en çok ön planı disleksi oluyor. Yani disleksi deyince herkes öğrenme güçlüğü aslında kastedilen şey özgür öğrenme güçlüğü. Ama disleksi dışında türler de var. Yani mesela yazma güçlüğü, diskalkuli denen ya da aritmetik güçlüğü denen diskalkuli gibi parçaları da. Hani bu ana çerçeve ve belki de bu sunum içinde disleksi derken aslında hissettiğimiz şeyin özgür öğrenme güçlüğü olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Evet. Sadece disleksiden söz etmek belki biraz diğerlerini dışlamak gibi oluyor. Oysa mümkün Evet. değil. Biri Evet. varsa diğeri olma olasılığı da çok fazla çünkü. Evet. Ben diskalkuli ve diskografiye de ayrıca gireceğim ama Evet. en yoğun gördüğümüz dediğiniz gibi disleksi ve artık özgür öğrenme güçlüğünün bir genel tanımı gibi kullanılıyor disleksi. Aslında özgür öğrenme güçlüğünün alt basamağı ama Evet. disleksi dediğinde hepsini kapsıyor gibi oluyor. Peki Aslında bu böyle. Yani araştırmalarda da yabancı yayınlarda da disleksi diye geçiyor çoğu zaman aslında. ha, evet. Sadece bize özgü değil yani. Peki. Şimdi tabii disleksi aslında okuma güçlüğü, öğrenme güçlüğü ama işin bir de psikolojik boyutu var. Yani tanı anlaşılamadığında çocuklar çok küçük yaşta başarısızlığı tatmış oluyorlar ve öğrenemediklerini zannediyorlar ve bu onların psikolojilerini de çok derinden etkiliyor. Biraz o işe de girebilir miyiz? Yani işin psikolojik boyutuna. Aslında çok teşekkür ediyorum. Yani bence buradan başladığınız için. Çünkü belki de en çok göz ardı edilen ve çocukları en derinden yaralayan, en derinden etkileyen boyut bu boyut. Yani çocuklar çok erken yaştan itibaren okuma yazmaya geçişle belki daha ana sınıfında bile bir takım şeyleri yapamama, akranları yaşıtları kadar becerikli olamama noktasında hayatları zorlaşmaya başlıyor. Ve daha birinci sınıf, özellikle birinci sınıf çok temel bir sınıf. Birinci sınıfta okuma yazmaya geçişte zorlanıyorlar ve o zorlukla aileler yüklenmeye başlıyorlar çocuklara. Yani okuması lazım, okuyamaz. Özel öğretmenler tutuluyor, anne bir taraftan, baba bir taraftan. Kız çocuğun dışında yapamışsın oğlum, sen zekisin, sen şöylesin, sen böylesin ama bir yandan da çocuğu zorluyorlar. Yani ama klasik eğitme yöntemleriyle zorladıkları için çok da net sonuç da alamıyorlar. Çocuğun dilinden,
şekilde de anlatılmamış olduğu için bir şekilde bu patinaj yapmaya başlıyorlar. Öğretmen travmaları, eğitsel travmalar bu çocuklar için gerçekten çok yaygın ve çok üzücü. Çünkü şöyle oluyor, siz bir travma yaşıyorsunuz. Mesela dersin başındasınız ve anneniz babanız sizin bir türlü yapamama durumunuzda bir yerde kısa devre yapıyor ve salak mısın, niye yapamıyorsun, gerizekalı. Hani ben bunu çok duydum. Hani belki burada konuşmamak lazım. Yani yaralamamak için. Ama o kadar çok duyuyorum ki içimi acıtıyor. Yani anne baba bunu asla isteyerek yapmaz ama bir yerde artık onların da tükendikleri bir nokta oluyor. Belki o anda hani öfkelerini, duygularını kontrol edemedikleri anlar oluyor ve maalesef ki bu şekilde bir eleştiri başlıyor. Ya da okulda öğretmen travması çok sık gördüğüm bir şey. Çocuklar okula başladıktan sonra sınıfta arkadaşları kadar okuyup yazamadıklarında ne yazık ki bazı öğretmenler bu çocukları gene tembellikle, becerememekle suçladıkları için eğitsel travma. Travma dediğim şey o kadar önemli bir şey ki çocuğu bir daha ondan sonra eline kitap, kalem, kağıt gördüğü anda kilitliyor kendini. Bunu ben diğer travmalarla benzeterek anlatıyorum ailelere çoğu zaman. Siz diyorum ki bir araba kazası geçirdiniz. Arabaya bir daha her binmişinizde o kaza geçirdiğiniz an kadar kendinizi kötü hissedersiniz. Kalbiniz çarpar, nabzınız yükselir, nefesiniz daralır ve hiçbir şey yapamaz, düşünemez hale gelirsiniz. Ve bir daha her arabaya binmişinizde aynı olayı tekrar yaşıyormuş gibi olursunuz. Bir kere eğitsel bir travma yaşamış olan bir çocuğa her gün aynı travmayı yeniden yaşatıyoruz ve bu sefer kilitlenip kalıyorlar. Hani böyle gözüne tavşan tutulmuş, ışık tutulmuş tavşan örneği vardır ya, böyle kalır çocuk. Dona kalıyorlar çoğu zaman ve dona kalma tepkisini de anlayamadığımız zaman suratlarında bu çocuk niye yapamıyor, niye beni dinlemiyor? Hani istese yapar, onu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapamıyor derken ben bir sürü olguda, öğrenme güçlüğü düşündüğüm olgularda eğitsel travmadan şüpheleniyorsam eğer önce travma terapisine başvuruyorum. Sonra eğitsel müdahalelere. Çünkü eğitsel müdahaleler de travmanın tekrarı gibi oluyor. Oradaki eğitmen de ben bunu bu çocuğa öğretmeliyim. Benim görevim budur deyip çocuğu dersi başında, kitabı başında okuma yazmaya bir şekilde zorluyor. Sonuçta yani özel eğitim dediğiniz şey daha böyle hani ciddi bir eğitimdir. Hani orada özel eğitimcinin görevi çocuğu belki travmasını tanımlamak değil. O biraz anne babanın biraz ilk tanıyı yapan hekimin işi. Ve o kadar çok çocuk gördüm ki eysel travmalarını terapiyle açtıktan sonra kendiliğinden ben şimdi okuyacağım diye bu durumlarını çekti aileler benimle paylaştılar. Hocam inanamıyorum çocuk ilk defa kendiliğinden kitap okumak istedi. Yani kitapla elini almak istedi. Ondan sonra daha kolay ilerliyorsunuz. Tıkır tıkır gidiyor işler. O yüzden hakikaten bu çocukların belki de en büyük yaraları daha başlangıçta eğitim hayatlarının başında bu tür travmalara zorlamak, bir şekilde eleştirilmek, akranların arkasında, karşısında, sınıfta rezil edilmek oluyor. Bunun tabii ki yapılmaması lazım. Kesinlikle önlenmesi lazım ama maalesef herkese yani önlemek birinci basamak zaten ama önleyemediğimiz noktada bir öğrenme güçlüğü şüphesiyle değerlendirdiğimiz her çocuğun mutlaka eğitsel travması da var mı? Duygusal açıdan bu çocuk ne hissediyor, ne durumdayı? Öğretmen olarak, psikolog olarak, psikiyatrist olarak hatta özel eğitimcilerin de mutlaka göz ardı etmemesi gereken bir nokta. O yüzden teşekkür ediyorum bu noktadan. Çok haklısınız çünkü biz de merkezimizde bunu çokça yaşıyoruz ve o sebeple de biz genelde özgür öğrenme güçlüğü tanısıyla gelen çocukların yanına genelde %100 demiyorum ama bir psikolog mutlaka koyuyoruz. Yani aileler bunu istemiyorlar. Yok diyorlar benim çocuğum okuma yazma öğrenirse psikoloğa ne ihtiyacı var ama o özgüven tazelenmeden çocuğun o kendine ben bunu başarabilirim hissi gelmeden işin biraz ilerlemesi zor oluyor. Bir de her şeyde olduğu gibi annenin de mutlaka bir şekilde destek alması gerekiyor. Yani aile de çünkü burada çok ciddi diğer farklı gelişimlerde olduğu gibi bunda da sonuçta bir beklenti açığı oluşuyor. Ve onu çocuğundan çıkartıyor ister istemez. Yani bu isteyerek yapılan bir şey değil. Onun için mutlaka annelerin de bu konuda destek alması gerekiyor. Temel basamaklarından belki de bir tanesi nasıl dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda anne baba eğitimi çok önemli bir basamak. Disleksik çocuklar için de öğrenme güçlüğü olan çocuklar için aslında bütün herhangi bir farklılığı olan çocukların aileleri için, otizm için de bu geçerli. Bu çocuk
nedir? Aileye çok detaylı bir şekilde anlatmak lazım. O psiko eğitimi vermek lazım. Neyle karşı karşıya olduklarını bilirlerse aileler, ondan sonra neyi bekleyip neyi beklemeyeceklerini, o çocuğa nasıl yaklaşırlarsa ulaşabileceklerini, nasıl bağ kurabileceklerini, nasıl ilişki kurabileceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Bu bağ olmadan ilerleyemiyoruz. Bir yerde Evet. tıkanıyorsunuz işte. Yani o Evet. yüzden anne babanın da yardıma ve bilgilendirilmeye de ihtiyacı var gerçekten. Kesinlikle. Çok önemli bir basamak gerçekten. Kesinlikle. Şimdi bir takipçi geminin batması örneğini sorar mısınız demiş. Özlem Hoca onu çok güzel anlatır demiş. Ben de merak ettim doğrusu geminin batması diye bir örnek varmış galiba sizde. Bir metafor aslında şöyle, yani mesela şimdi zor koşullardan geçiyoruz, pandemi koşullarındayız ve gerçekten hepimizin tolerans penceresi çok daralmış durumda. Yani herkes minimum bir performansla ilerliyor, yani optimum diyeyim, hani minimum demeyeyim ama herkesin penceresi farklı. Farklı. Bu koşullar altında gidiyorken çocuklar da zor koşullar altındalar. Bizim gibi, erişkinler gibi, öğretmenler gibi. Hepimiz zor. Dolayısıyla pandemi koşullarında zor fırtınadayız şu anda aslında. Hala devam eden, oldukça da uzun süren bir fırtına. Fırtınada giderken gibi de tamirat, tadilat yapılmaz diye bir örnek vermiştim ben. Herhalde onu kastediyorlar. Yani amaç batmamaktır. Amaç devrilmemek, alabora olmamaktır. Dolayısıyla hani bu çocuk Kesinlikle. da öğreteyim. İşte okutmadığım kitapları okutayım. Hazır bu çocuk evde elimin altında. Ben onu biraz daha yükleneyim. Yani hani yo, sonuçta olağanüstü koşullardan geçiyoruz. Siz de eğer hele tolerans penceriniz daralmışsa, hazır çocukla daha çok vakit geçiriyorum, daha çok evdeyim. İşte ona iki tane daha kitap okutayım, beş tane daha problem çözdüreyim. Ben bunu nasıl olsa yaparım deyip hem kendinize hem çocuğunuza yüklenmeyin. Yani hani hakikaten şu anda bütün dünyada eğitim aslında biraz rölantide gidiyor. Yani ben şu anda yani işte Amerika'da, Avrupa'da herkes ne yapıyor? Bir yandan onları takip ediyorum. Bütün eğitim sitelerinde çocukları ekran başında optimum nasıl dikkatli tutarız dersleri veriliyor. Yani Ya. bütün sistemleri online eğitimde Zoom üzerinden çocukları nasıl eğlendirerek masa başında ya da ekran karşısında daha uzun süre ilgilerini ve dikkatlerini toplayabiliriz. Hani bütün çocuklar için bu durum söz Tabii. konusu. O yüzden bizim de aslında değişiklik, adaptasyon ve bu durum koşullar altında optimum nasıl olabilir konusunda bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor olaya bakış Aynen. açımızdan. Sanırım gemi batmasından kastettikleri o benim en çok bekte verdiğim örnek. Hani olan Güzel. Evet. elinize yüklenmeyin. İşte ben ne diyeyim, şu vermediğim kiloları vereyim, okumadığım kitapları okuyayım. Anne babaların kendi öz bakımları ve kendilerine dikkat etmeleri çok önemli. Yani çünkü aslında hele bir özel gereksinimi olan bir çocuğunuz varsa kendi öz bakımınız, kendi dayanıklılığınız için daha önemli. Çünkü Kesinlikle. dayanıklıysanız o zaman çocuğa yardımcı olabiliyorsunuz. Öbür türlü durup durup patlarken durmadan anında patlamalar başlıyor ve her bir patlama yeni bir travma yaşatıyor çocuğa. O yüzden Kesinlikle. hiç yapmamak daha iyi belki de, hani eğer çalıştırırken kendinizi tutamıyorsanız. Bazen anne babalar çocukla ders çalışırken şey diyorlar, ya hocam benden başka bu çocuğun dilinden kimse anlamıyor. Doğrudur, evet. Peki siz o çocuğun en iyi nasıl öğreneceğini tabii ki annesi babası olarak çok iyi biliyorsunuz. Ama bu noktada lütfen önce kendi duygu düzenleme becerinizi geliştirin. Kendi öfke kontrolünüze bir bakın. Çocuk yapamadığı zaman ona asla bağırmayacaksanız, sesiniz yükselmeyecekse, sakin sakin çalıştırabilecekseniz aman ne ala. Ama yani hani iki lafın biri, her yarım saatlik eğitim sistemi içinde bir patlama yaşanıyorsa, bu hakikaten o üç kelimeyi çocuk öğrenmesin ama sizinle o travmayı yaşamasın lütfen. Tabii anne baba ilişkisi de zedeleniyor bu sefer. Bir de çocuk zaten gene aynı örneği vereceğim. Çocuk donuk kalıyor ve özellikle hani mesela babalarla çalışırken çocuk kaygısı yükselince, kaygı yükselmişken alarm sistemine geçmiş bir beyin mantıklı düşünemez zaten. Hani düşünebilme, akıl yürütebilme becerisini kaybetmiştir. Orada savaş ya da kaç tepkisi üretmiş bir şekilde kendini savunmayı çekmiş bir çocuk var ve boş boş bakıyor size ve sen niye anlamıyorsun diye bağırıyorsun çocuğa. Ya. Ya. Evet, doğru. Haklısınız. Yani bunlar çokça yaşanıyor. Ben araba kullanmaya başladığımda eşimden öğrenmek istememiştim. Çünkü bizi sevenler, bizim yakınlarımızın toleransı daha düşük oluyor bize karşı. Çünkü beklentileri daha yüksek oluyor. Onun için orada bazen
aileler dışında destek almak daha iyi oluyor. Peki, yani çok güzel sorular da geliyor ama ben biraz kendi sorularından ilerlemek istiyorum. Ricam yayından sonra eğer yetişemezsek soru olarak postumuzun altına eklesinler. Yine gerekirse bir canlı daha yayın yaparız olmazsa. Peki hocam, genel olarak disleksinin belirtileri nelerdir? Bir aile çocuğunda disleksi olduğunu ne zaman düşünmelidir? Aslında yani gelişim süreci içinde çocuk konuşmaya başladığı andan itibaren genellikle geç konuşmayla kendini ortaya koyuyor. Yani yaşıtlarından biraz daha geç konuşuyor bu tür çocuklar. Ve konuşmaya başladıktan sonra da mesela porkatal, kübütüke falan gibi kelimenin içindekileri ters Değişiyor. çevirip farklı kelimeler kullanıyorlar ve yeni kelime öğrenebilme, yani yeni kelime haznesi geliştirebilmekle ilgili zorlukları oluyor. Ya da bir öykü, yaşadığı bir olayı anlatırken başını sonunu karışık anlatıyor bu çocuklar. Daha o zamandan ipuçları vermeye başlıyor. Ya da el becerileri daha yavaş gelişiyor. Kalem tutuşları çok farklı oluyor. Ve şu hani böyle yamuk tutup kalemi yazıyorlar. Hani bazen sağ sol karıştırabiliyorlar. Ya da işte okulla beraber en çok tanık olan yaş birinci sınıf. Okuma yazmaya geçişte bir zorluk. Ama artık ana sınıfından itibaren, 5 yaştan itibaren çocuklara okuma yazma olgunluğu testleri yapabiliyoruz. O tür araçlarımız var. Eskiden çocuk birinci sınıfı bitiriyordu. Hala biz işte birinci sınıfı bitirse okuma yazma öğrendi mi, öğrenmedi mi bakıyorum. Onu. Yani bununla 20 sene önce ben iktisat yapıyorken disleksiyle ilgili tez yapmıştım. O zaman öyleydi. Birinci sınıfın sonunda ancak tanık konabiliyordu. Ama şimdi daha 5 yaştan itibaren, okul öncesi dönemden itibaren öyle mi diye, risk grubuna giriyor mu diye tanılamak, eğer tanırlarsak da öyle olmasın diye gerekli eğitimsel müdahaleleri yapmak mümkün. Dolayısıyla tanı yaşı oldukça aşağılara indi diyebilirim. Okuma yazmaya geçişte zorluk dedim. O çok tipik tabii. Nasıl oluyor mesela? Çocuk harfleri, sesleri öğrenemiyor. Yani görsel algıda bir problem yaşadıkları için birbirine şekil olarak benzeyen harfleri karıştırıyorlar. B, D, P, B, ya da ses olarak, işitsel algı problemi olduğu için ses olarak birbirine benzeyen harfler karışıyor. F, V gibi, M, N gibi. Onlar birbirini yerine karışıyor. Yani ya işitsel ya görsel algıyla ilgili bir güçlük yaşadıkları için onların çıktılarında da problem oluyor tabii ki. Bir süre sonra okumayı sökse bile okuma yavaş. Okuma hızının yavaşlığı en tipik belirtilerden bir tanesi. Ondan sonra da okuduğunu anlamak. Yani hadi diyelim okuduğunu aklında tutma ve anlamakla ilgili zorluklar oluyor. Yazıda da işte harf ses karıştırma, heceleri tam olmadığı yerden bölme, kelimeleri hiç boşluk bırakmadan dikkatle yazma, okurken satır atlama, atladığını fark etmeme, okuma yazma ile ilgili kabaca bunlar. Ama onun dışında bu çocuklara tipik olan sıralama becerisi zorlukları oluyor. Mesela haftanın günlerini sırayla öğreniyorlar. Ama aradan sorarsanız çarşambadan sonra ne zaman gelir, ne gün gelir? Perşembe diyemiyoruz. Diyebilmek için tek içinden sayıyor. Pazartesi, salı, çarşamba, ama perşembe gelir diye. İçeriden çıkartamıyor. Aynı şey aylar içinde geçerli, mevsimler içinde geçerli. Kavramlar çok karışıyor. Ön, arka, iç, dış, dün, bugün, yarın. Yani yarın gitmiştik diyor mesela. Hani cümleler böyle düşük oluyor. Takvim kavramlarını öğrenmekte zorluk çekiyorlar. Çok ilginçtir o. Her gelen çocuğa bugün günlerden ne? Şu anda hangi aydayız? Diye sorarım. Hangi mevsimdeyiz? Mesela şu an hangi aydayız sorusuna pazartesi diyebiliyorlar. Yani ay gün geliyor. Bazen günün yanına da ocak geliyor mesela. Hangi gün? Ocak. Yani onlar bile daha yerine oturmamış oluyor ve bunlar defalarca öğretilmiş olmasına rağmen öğrenememek yani. Bazen şimdi eğitim sisteminde bir şeyler müfredatta aksadı, henüz verilmediyse çocuk bunu bilmiyor diye şaşırmayın. Yani öğretilmiş, verilmiş ve defalarca tekrarlanmasına rağmen çocuk öğrenemiyorsa o zaman zaten bu problem demektir. Şeyle ayak mesela ince motor becerilerde problem oluyor. Kalem tutuş, yazı, şekil yazma falan onlar zor. Artık ayakkabı ve kravat bağlamayı öğrenemiyorlar. Çok geç yaşlarda öğrenebiliyorlar. Böyle bayağı büyüdüklerinde 10-12 yaşlarına gelen hala ayakkabısını annesi bağlayan çocuklar var. Gerçi günümüzde artık şu velcro ayakkabılar çıktı. Ayakkabı bağlanmayı büyükler de öğrenmiyor artık çünkü hiç ihtiyaç Kesinlikle. duymadılar.
Ya da işte düğme Kesinlikle. biriklemede falan ilgili zorluklar oluyor çocukların. Motor beceriler, işte top atma, ip atlama falan, oralarda da aksaklıklar olabiliyor. Şunu bir vurgulamak lazım. Hiçbir çocuk bir diğerine benzemez. Yani hani hepsi bunların hepsini taşımak zorunda değil. Hani kiminin sadece okuma güçlüğü oluyor, kimi de sadece yazma güçlüğü oluyor. Yani hepsinin takvim kavramları bozuk olacak, hepsi saati öğrenemeyecek kural yok. Ama tanı koyarken biz bunların hepsini baştan aşağı tarıyoruz ki zorluk yaşadığı alanları ortaya koyalım ve onlarla ilgili bir eğitsel program gerçekleştirelim diye. Baştan tanı da söylerken belki atlamış olabiliriz. O çok önemli. Tanı koyabilmemiz için zaten çok önemli bir kriterimiz var. Çocuğun zekasının normal, hatta normalin üstünde olması kriteri. Yani Evet. zekayla ilgisi olmayan bir sorun. Bu çocuklar ya normal ya da normali biraz daha üstünde, belki de çok üstünde zekaya sahip olabiliyorlar. O kapasite dillerine rağmen ve bulundukları yaşın altında bir okuma yazma ya da matematik performansı gösterdiklerinde zaten tanı konuyor. Tanısı testlere dayalı olan en önemli tek bozukluk belki de. Yani mutlaka bir okuma yazma matematik testi yaptıktan sonra biz ancak bu çocuğun evet okuması sınıf seviyesinin çok gerisinde ya da matematik seviyesi sınıf seviyesinin gerisinde tespitini yapabilirsek zaten öğrenme güçlüğü tanısına ulaşabiliyoruz çoğu zaman. Evet ve bir de bir zeka testi mutlaka yapılıyor. Yani o zeka ölçümü olmadan Tabii. Önce disleksi çünkü tanısı. olduğunu bilmemiz lazım bu çocukları. Evet, yine şimdi ben tedavisine geçeceğim ama bir arkadaşımız var sürekli yazıyor, atlamayayım. Ergoterapi ve dil terapi de aslında bu alanda çok etkin iki branş ve ikisine de gerçekten yani özel eğitimciye de, psikoloğa da, dil terapistine ve ergoterapi de gerçekten birlikte çalışılarak da başarıya ulaşılan bir alan disleksi. Yani çocukların o tanısal değerlendirmeleri sırasında evet ergoterapik değerlendirme de yapmak lazım. Yani duyu bütünleme ile ilgili bir zorlukları olabilir bu çocukların gerçekten. Varsa o açıdan da desteklemek lazım. Yani var o da var hadi onu da yapalım değil. Hangi çocuğun neye Tabii. ihtiyacı Ne olduğunu ihtiyacı var? atlamak lazım. Ama psikolojik destek mutlaka çok önemli. Yani o çocukların erken yaşlardan itibaren ben zaten okuyamam, ben zaten yapamam, ben zaten tamam dediklerini çok duyduk. Ve bir kere kapattıktan sonra kendilerini siz istediğiniz eğitimle destekleyin. Bir ilerlemek çok yavaş oluyor. Onun önce Doğru. kendine gideceğini, başarabileceğini, yeterli olduğu, Kesinlikle. iyi olduğu alanları gösterip kaynaklarını güçlendirmek lazım. Yani bak biliyor musun sen şunu çok güzel yapıyorsun. Çünkü bu çocukların bir sürü sorumlularını saydık. Ama meraklılar, yaratıcılar, sonuçta sezgileri çok güçlü, çok sosyal çocuklar olabiliyorlar. Arkadaş ilişkilerinde belki zorluklar yaşasalar da aslında sevecen ve sıcakkanlı çocuklar oldukları için. Evet. Olumlu özelliklerini gösterip çocuğa onun kaynaklarını güçlendirmemiz lazım. Evet. Yoksa gene eğitimde takılıyoruz. Evet evet. Yani başarabileceğini görmesi lazım. Disleksi eğitsel bir tanı gibi düşünülüyor ama disleksi tanısı olan kişi bir insan, bir birey. Onun da duyguları var, onun da zorlukları var, onun da psikolojisi var. Yani dediniz ya anne babalar, benim çocuğum disleksi, ben eğitim almaya geldim, psikolojisi normal değil. Yani böyle bir zorlukla yaşarken desteklenmezse orada da hasar alıyorlar. Evet. Peki tanıyı koyuyorsunuz. Sonra nasıl bir tedavi öneriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz tedavide? Bir kere tanıyı koyduktan sonra bu şey ne denir? Schoenger raporu var ya hani eğer destek olması gerekiyorsa çocuğa disleksi tanısı koyduysak çocuklar için özel gereksinim raporu, Schoenger raporu bir rapor çıkıyor. O da bir sağlık kurulu raporu gibi bir rapor. O rapor çıktıktan sonra o raporla birlikte eğitsel tanılamayı da rehberlik araştırma merkezleri yapıyor. Ve onlar da yaptıktan sonra hani eğitim desteği ve okuldaki haklar ve ayrıcalıklar ve sınavlardaki haklar, ayrıcalıklar ortaya çıktı. Fakat oraya gelmeden önce şunu söyleyeyim. Öğrenme güçlüğünün temel tedavisi eğitimdir. Özel eğitimdir. Öğrenme güçlüğü olan çocukların öğrenme stilleri farklı. Farklı yollardan, farklı kanallardan, farklı hızda öğreniyorlar. Dolayısıyla onlara uygun bir şekilde öğretilirse eğer okuma, yazma, matematik kavramları ve diğer bahsettiğimiz gibi işitsel algı, görsel algı, dokunsal algı çalışmaları yapılırsa gayet güzel öğreniyorlar. Öğrenmeyen çocuklar değil, farklı öğrenen çocuklar. Dolayısıyla onları doğru yoldan öğrenmeleri için doğru kişiyle buluşturmak zorundayız. Temel
noktamız özel eğitim. Ama özel eğitim yetmiyor. Dediğim gibi anne baba eğitimi çok temel bir şey çocuğun desteklenebilmesi için. Artı ilaç. İlaç şu nedenle geçerli. Eskiden öğrenme güçlüğünün ilaç tedavisi yoktur deniyordu. Aslında bu hala geçerli bir bilgi. Fakat şunu söyleyeyim. Öğrenme güçlüğü olan bir çocuğun en az %70 dikkat eksikliği olma olasılığı var. Eşlik eden bir dikkat dağınıklığı problemi. Ve dikkat dağınıklığı problemi varsa bir çocukta, aynı zamanda öğrenme güçlüğü varsa, dikkatini desteklemeden, ilaçla düzeltmeden yola devam etmek daha zor. Çünkü dikkat ne zaman dağılıyor? Çocuk zorlandığı zaman, bir şey yapmak istemiyorsa, o alan onun için zor bir alansa dağılıyor. Okumaya geçtiğinde bu çocuk dikkati dağılacak. Dolayısıyla siz bir saat ders aldıracaksınız en iyi öğretmenden. O saat, o bir saat 45 dakikası, hadi oğlum buraya dönle geçti. Ve hani 15 dakika verdiniz. O da öğretmen 40 takla atarsa, yani çocuğu eğlendirirse falan. Tabii. Dolayısıyla artık son yayınlar şunu söylüyor ki, disleksisi olan çocuklarda da ilaç tedavisiyle birlikte yola devam edildiğinde eğitim hızı çok daha hızlı oluyor. Alabilme becerileri çok değişiyor. O yüzden ilaç konusu önemli. Hani ilaç, ailelerin belki hep tedirgin oldukları, korktukları bir alan. Muhtemelen çoğu zaman öyle. Ama onu da bize güvenmelerinden başka yapabilecekleri bir şey yok. Hani biz çocuğa zarar verecek, ona alışkanlık yapacak ya da vücudunu hasar verecek bir tedavi zaten vermiyoruz, ama ilaç gerek dikkat eksikliğinde gerek disleksi de bizim gerçekten çok çok temel eğitsel, yani tedavi parçalarından bir tanesi. Yani çocuğun hayatı değişiyor. İlaçsız bırakmanın sorumluluğunu da düşünmek lazım. Yani ben Evet. bu çocuğa ilaç vermeyeceğim kararı verirken, evet, özgüveni zayıf olacak, akranlarından geri kalacak, kendini hiçbir zaman yeterli hissedemeyecek gibi gibi, o listeyi saymayayım, kötü yere gidiyor. Evet. Yani aslında otizmde olduğu gibi hani otizmin veya disleksinin ilacı yok, yan semptomlarının ilacı var. Yani dikkat eksikliği veya hiperaktivite Evet. veya diğer öğrenmeyi etkileyen diğer güçlükler Evet. ilaç verdiğiniz zaman da bunlar en azından düzeliyor. Ama işte ailelerin, yani siz de söylediniz, kaygısı çok yüksek, bağımlılık yapması veya bir takım hareketleri tetiklemesi, işte ilaçların yan etkileri. O da Evet. bence aslında kontrolsüz ilaç kullanımıyla ilgili çıkan şeyler. Eğer hekimle düzgün bir ilaç etkileşimiyle giderlerse o da çözülür diye düşünüyorum. Yani bizim ilaç yan etki oldu, hadi bunu keselim dediğimiz çocuk o kadar azdır ki, yani o kadar azdır. Ve de onu zaten kestikten sonra düzeliyor yani. Hani olmadı, hani bir daha geri dönüşü olmayacak, bu artık bununla yaşayacak dediğimiz bir yan etki yok zaten. Evet. Şimdi birisi hangi ilacı öneriyorsunuz demiş ama onu böyle herhalde buradan önermeyeceksiniz. Yani hem isim veremem hem de hakikaten çocuğa göre değişir. Evet. Çocuğun işini, özellikleri, kaygısı var mı, takıntısı var mı? Dediğim gibi hani dikkati ne Tabii düzeyde, görmek. belirtileri ne, boyu ne, kilosu ne? O kadar çok değişken var ki ilaç kararı verirken. Hakikaten Evet. şey. Yani aslında ailelere buradan da şeyi söylemek lazım. Böyle kulaktan dolma, hani ne önerirsiniz, ne alalım gibi değil, gerçekten kontrol ve görmeyle olması gerektiğini söylemek lazım. Artık şey, reçetesiz dikkat eksikliği ilaçları alınmıyor. Bir zamanlar şikayet ediyordu aileler. Hocam niye bu ilaçlar bu kadar reçetesiz vereyim? Dedim ki böyle bir ülkede yaşıyoruz ki biz, hani bu ilaç dikkate iyi geliyormuş diye reçetesiz satılsa eczanenin önünde kuyruk olur. Herkes kullanır ama biz reçet edince. Doğru. Peki disleksi neden olur hocam? Yani nedir disleksinin sebebi? Büyük oranda genetik. Doğuştan Hı geliyor. Ya bakıyoruz anne babadan birinde var benzer özellikler. hı. Babası diyor ki ya ben de böyle okumayı 3. sınıfta sökmüştüm diyor mesela. Büyük oranda genetik artı işte itibaren bir takım olumsuz çevre faktörleri, riskli gebelikler, düşük doğum ağırlıklı doğma, annenin sigara kullanmış olması, alkol kullanmış olması gebelik sırasında gibi nedenler. Yani sonradan ortaya çıkmıyor. Yani hani bu ekranlar disleksi yapmıyor. Yani ekranların zararı çok ama onlardan büyük bir disleksi değil. Sonuçta bu doğuştan gelen bir şey. Artık kesinlikle kanıtlanmış bir şey. Disleksi de genetik bir problem. Ama belki biraz tetikliyor olabilir, değil mi hocam, ekranlı medya? Yani hani arttırıyor olabilir belki belirtileri.
Şunu anlatayım. Ekranlı medya bir çocuk doğduğu andan itibaren artık maalesef ki öyle bebeklikten itibaren ekrana maruz kalıyorlar. Şimdi beynimiz doğuşta ham, henüz gelişimini tamamlamadı. Doğduktan sonra gelişmeye devam ediyor ve Evet. hangi bölgeyi alıyorsak o bölgesi gelişiyor. Görsel uyaran, ekran karşısında kalmak tamamen görsel uyaran bombardımanıdır. Çocuk görsel uyaran bombardımanına tutuluyor. Görsel algısı gelişiyor ama sol beyin, dil, konuşma bunlar yavaş geride kalıyor. Dolayısıyla bir süre sonra o görsel algı ve ne denir kişiler arası ilişkilerdeki problemler ekranla maruz kalmış bir çocukta konuşma gecikmesi yapıyor. yani konuşurken doğru dürüst konuşamama problemleri yapıyor. Göz kontağı kuramama problemi yapıyor. Karşıdaki kişinin duygularını, jestlerini, mimiklerini okuyamama problemi yapıyor. Çünkü aslında dümdüz bir ekrandan çocuğun her şeyi öğreneceğini farz ediyor aileler ama öğrendiğini gerçek yaşamda kullanmıyor bu çocuklar. Dolayısıyla bir çocuğun iyi bir şekilde konuşmayı öğrenebilmesi için karşısında kanlı canlı bir insana Ya. ihtiyacı. Yani onunla göz teması kuran, jestlerini, mimiklerini kullanan bir anneye, bir bakım verene ihtiyacı var. Anneanne, babaanne her neyse. Evde ne kadar çok konuşuluyorsa yani evde konuşulan kelime sayısı o kadar önemli ki. Çocuğun Doğru. gerçeklikten duyduğu kelime sayısı. Bir de ekranlardan duyulan şeylerin sesleri, frekansları da çocuğun öğrenmesi doğru ve uygun değil. İnsan sesi, gerçek insan sesi, mekanik bir ses olmamalı ki çocuk sesleri, harfleri ayırt edebilsin. Küçücük çocuklar ksilofon deyince çok hoşlarına gidiyor ailelerin. Vay oğlum yeni bir kelime öğrendi telefon, televizyondan diye. Ama ksilofonu görünce ksilofon demiyor ki bu çocuk. Televizyon ekranında gördüğü resmi görünce ksilofon. Ama gerçek hayatta konuşmuyor. Ya, evet. Peki bu geçirdiğimiz ekran karşısında geçirdiğimiz bu dönem, hani ben programa başlarken bir öngörüyle başladım ama bir hekim olarak sizce de çocuklarımızı çok etkileyecek mi bu dönem? Bu konuda okulların açıldığı dönemle ilgili bir öngörünüz var mı? Evet. Yani illaki öngörülerimiz var. Yani o da etkileyecek ama ne olabilir? Mesela bakıyorum ben şimdi çok ilginç. Bazı çocuklar aslında bu işten çok da şikayetçi değiller evde olmaktan ve Evet. ekran karşısında olmaktan. Dolayısıyla o çocukları mesela evden çıkarmak problem bulacak. Yani hani okula istememe problemleri yaşayacaklar. Evde biz okuyup gidiyorduk. Madem evden okul oluyormuş, niye okula gidelim diyen çocuklar olacak. Sosyal ilişki zorlukları yaşayan çocuklar olacaklar. Çünkü hiç arkadaşla temas etmiyorlar. Sadece ekrandan arkadaşlarıyla, o da dersten derse görüşme şansları oluyor. Diğer akranlarla temas, sosyal ilişkilerde problemler olacak. Dikkat problemleri çok artacak. Zaten fazlaydı, nasıl baş edeceğiz bilmiyorum. Çünkü ekran karşısında şöyle oluyor. Çok küçük çocuklardan itibaren bu böyle. Bilgisayarın karşısında ders işliyorlar ama önlerinde telefonları ya da tabletleri var. Şu tarafta da PlayStation duruyor zaten. Yani çocuk hatta ekranı bölmüş ortadan ikiye. Burada öğretmen var, burada oyun karesi var. Sürekli şey yapıyor. İkisini birden idare ediyor. Yani sürekli bölünmüş dikkatle ilerliyoruz. Aslında günümüzde aynı problem anne babalar için de var. Televizyonun karşısına ailecek herkes oturuyor ama herkesin de telefonu da var. Telefon. Herkes birbiriyle konuşuyor. Hep mesajlar yazılıyor. Hep telefona bakılıyor. Ve aynı anda birden fazla işle birden uğraşmak hani multitasking denen şey aslında birim başına düşen dikkati çok azaltan bir çok azaltıyor. Ama biz bunu fark etmiyoruz. Çünkü yaptığımız işlerin hepsi böyle hani telefonda mesajlaşmak, televizyon izlemek, hepsini yarım kulakla da olsa yapabileceğimiz nitelikte işler. Ama bir dersi siz yarım kulakla dinleseniz bir şey alabilir misiniz yarım? Şimdi çocuklar sıkıldıkları anda yani sıkılma sürelerini fark etmiyorlar bile. Çünkü buradan sıkıldım ona bakarım. Oradan sıkıldım tekrar buraya geri dönerim. Sürekli pimpon topu oynar gibi ya da üç kişi paslaşırlar gibi. Sürekli dikkati oradan oraya dağıtıyorlar ve bir süre sonra üniversite öğrencileri var benim çalıştığım yani dikkat problemi olan. Diyor ki hocam ben yani bir şey yapmadan yani aynı anda tek bir şey yapamıyorum hayatımda diyor. Bu kadar düşmüş ki. Mesela asla sadece yemek yiyemiyorlar. Muhtemelen bütün gençler böyle günümüzde yemek yerken mutlaka bir şey izlemek zorunda hissediyorlar kendilerini. Bir şey izlemezsen yemek yemeyi bırakıyor resmen. Ya da işte dediğim gibi PlayStation oynarken bir yandan arkadaşıyla mesajlaşıp bir yandan arkada müzik çalıyor ve işte bir yandan şurada da ders dursun orada bir kenarda gibi oluyor. Ve belirli bir zamanda sadece bir şeye odaklanamamak
Okulda, okul başladıktan sonra derse odaklanmayı çok zorlayacak tabii. Yani teknolojiyle temas arttıkça bağımlılık artıyor. Çünkü aslında bir de onu söyleyeceğim. Ekrandan ekrana geçiyoruz ya, habire bir işten bir işe aktarıyoruz ya kendimizi. O sırada sürekli dopamin üzerinden beynimizdeki ödül merkezi uyarılmış oluyor. Ben buradan sıkıldım, buraya geçtim. Ödül merkezim kendini iyi hissetmeni sağlıyor. Ondan sonra tekrar başka bir yere gidiyorum. Ödül merkezim gene uyarıldığı için gene kendimi iyi hissediyorum. Aslında bu bir şekilde bağımlılık yapan bir süreç oluyor. Ve tek bir şeyde kaldığınız zaman ve burada kalmaya kendinizi zorlarsanız sıkıldım, dayanamıyorum, bu hiç bana değil demeye başlıyorsunuz. O zaten kısa olan dikkat süreleri iyice kısalmış durumda. Eğitim genel olarak hani müfredat tabii yarım yamalak işleniyor. Dersler işlenemiyor falan. Onlar ayrı mesele ama sosyal kaygı bozuklukları, okul korkusu, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlükleri hani disleksiyi tetikler mi? Orada da gene dediğim gibi yani çocuğun genetik olarak böyle bir riski varsa günümüzde daha çok artmış gibi mi geliyor? Belki zannediyorum sadece pandemi nedeniyle disleksi artışı olur mu bilmiyorum ama yani başka bir sürü psikiyatrik bozuklukta artış olduğu kesin. En büyük artış aslında duygu regülasyon bozuklukları ve öfke patlamaları konusunda oluyor. Ben her gün yüzlerce telefon alıyorum. Hocam birbirimizi boğazlamak üzereyiz. Ne Ya. yapayım? Yani anne babaların da dediğim gibi tolerans penceresi çok azaldı ve çok öfkeleri çok yükseldi. Öz bakımları düştü. Çocuklar da öyleler ve herkes stres altındayken hakikaten evdeki gerginlik ve stres katsayısı çok yükseldi. Orada da evde yeni kavgalar ve yeni travmalar yaşanıyor. O yüzden o da Evet. ayrı bir pencere, oraya da yani bakmak gerekiyor. Kesinlikle artık tolerasyonlar çok azaldı. Evet. Aslında belki disleksi dediğiniz gibi disleksi değil ama dikkat eksikliği ve hiperaktivite çok tetiklenmiş olabilir. Ve o da sonuçta bir özgür öğrenme güçlüğü problemini yani disleksi olmasa da bir öğrenme ile ilgili bir sıkıntıyı Yaratıyor evet tabii. yine oluşturabilir. Daldı. Yani çocukların bütün hani normal spor aktiviteleri durduğu gibi evde kapalı kalmaya başladılar ve hareketsizlik çok olumsuz etkiliyor çocukları. Dolayısıyla hareket imkanını mutlaka evde yaratmak lazım. Yani aileler duvarlara barfiksler monte ettiler, tırmanma duvarları oluşturdular. İpler, trambolinler, işte pilates topları. Yani mümkün olduğunca çocuğun fiziksel olarak hareketine izin verecek şekilde bir program uygulamak lazım. Evet. Brain egzersizleri var. Onlar mesela ekran karşısında o 10 dakikalık teneffüslerde duygu regülasyonu için ve dikkati toplamak için çok işe yarıyor o alıştırmalar, brain gym alıştırmaları. Yani brain gym diye yazdıklarında buradan daha sonra yazarız. Hani internette yüzlerce video çıkıyor zaten. Hani biz bu çocukla ne yapalım? Hani bu çok alıştırmalar aslında. Sağ el sol diz, sol el sağ diz. Yani beynin sağ ve sol yarısını birlikte uyaracağımız aktiviteler, fiziksel aktiviteler. Çocuğun o anda biraz daha uyanmasını, biraz daha dikkatinin odaklanmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla bir dersten bir derse geçerken aradaki 10 dakikalık teneffüsü ne yapıyorsunuz sorusunun cevabını ben çocuklardan şöyle alıyorum. Video izliyorum. Ya da oyun izliyorum. Şimdi yani o 10 dakikalık teneffüste de çocuk ekranda böyle yapışık kalırsa bir sonraki ders güme gidiyor zaten. Yani orada o 10 dakikalık arada ne olur izin vermesinler video izlemeye başka bir teknolojik aleti. 10 dakikalık teneffüs. Hadi hopluyoruz, hadi zıplıyoruz, biraz brain gym yapıyoruz, müzik çalacağız, dans edeceğiz, biraz deşarj olacağız. Sonraki bir sonraki derste oturabilelim ekran karşısında. Evet. Dolayısıyla ailelerin de fiziksel olarak aktivite ihtiyaçları var zaten. Dolayısıyla o alıştırmaları mutlaka yapmaları lazım. Birlikte gülmeyi unuttu aileler. Hani Evet. başlangıçta iyi bir güzel vakit geçiriyorduk ama Evet. süre uzadıkça o iş artık gözüme gözükmesin ne yaparsa yapsına dönmeye başladı yavaş Evet, yavaş. iş uzadıkça farklı kaygılar da işin içine girmeye başladı. Evet. Onun için iş şeyden çıktı. Ben şeyi hatırlıyorum. Benim diğer oğlumun bir özgür öğrenmeyle ilgili sıkıntıları olmuştu. Evet. Gittiğimiz hekim bir şey önermişti. Trambolin aralarda bir çıksın zıplasın öğrenmeyi hızlandırmak. Bir de hani Evet. arada bir böyle kalemi yere düşürün, eğilsin kalemi alsın kalksın falan o bile demişti. Hani Doğru. öğrenmeyi tekrar yeniden daha güzel regüle edecektir demişti. Şey duvara ayakları ne denir? Sırt üstü yatıp ayakları tabana dikmek mesela. Evet. Yani
bile yani şey oluyor, duygu regülasyonu için iyi geliyor hakikaten. Yani o şey Evet. hareketleri öğrenmeleri lazım. Tekrarlayan hareketler mesela. Bir tane şöyle bir klasik bir örnek vardır. Bir böyle yapıyorsunuz, bir böyle yapıyorsunuz. Yani bir elinize bir yaptınız, öbür elinizde beş yaptık diyor. Sonra değiştiriyorsunuz. Ve Ha. değiştir. Yapmak ister misiniz? Hiç kolay değil. Yani yapar. Bunları bu brain gym hareketlerini internette yazdıklarında bulabilir mi aileler? Bunları bulurlar. Hepsi çok kolay bulunuyor. Brain gym hareketleri diye. Ve Tamam. şey yani tekrar ya hareketler sadece elle yapılıyor. Yani bu tavşan oluyor mesela. Bu tekrar böyle yapıyorsunuz falan. Yani o nasıl yapılacağı ile ilgili çok fazla video ve örnek var. Ve hani kullanmakta fayda var gün içinde. Dediğim gibi yani disleksi için, dikkat eksikliği için, hiperaktivite için ve duygu regülasyonu için biraz bunlara dikkat etmeleri lazım. Yani evdeki harekete. Beslenme tabii çok önemli. Yani o da sıkıntı. Çocuklar evde oldukları zaman hareketsizler. Evet. Artı her sıkıldıklarında gene kendini iyi hissetmeye kaçıp dolabı açıp orada Karbonhidrat ağırlıklı. kendini iyi hissettiren ne var? Çıtır çıtır olan ne varsa, tatlı olan ne varsa, şekerli olan ne varsa gene o da dopamin üzerinden gidiyor Tabii. maalesef. Bunların hepsi bağımlılık yapıcı ve dopamin üzerinden giden şeyler, aktiviteler. Evet. Yani onun için anne babanın çocukla birlikte keyifli zaman geçirebilmesi, oyuna, biraz eğlenceye, belki masaj mesela çok iyi geliyor vücuduma. Hı. Ha, bir de şey mesela itme çekme egzersizleri çok iyi geliyor. Gene Hı. regülasyon. Hı. Yukarı itmek. Yani koltukları çektirtin. Ha, evdeki koltukların yerini değiştirin. Oradan oraya, buradan buraya çeksinler, içsinler. Yani birlikte Evet. bir İtme alıştırmaları yapmak, karşılıklı durup gene iyi işe yarıyor. Elektrik süpürgesini verin, yerleri süpürsün, villa dalasın, birlikte ev işlerine katılın. Yani o şey çok önemli. Günlük regülasyonu çocuğun alma, verme ve kendini gerçekleştirme tarzı oyunları var. Yani benim daha önce bir şey yaptığım, anlattığım bir şey vardı, kaynak vardı. Burada şöyle söylüyordu. Çocuğun bilgi aldığı alıştırmalar ya da aktiviteler var. Onları birinci gruba eklemek lazım. İşte ders dinlemek gibi, kitap okumak gibi çocuğa bir şey yüklediğimiz aktiviteler. İkincisi çocuğun bu alma aktiviteleri, ikincisi verme aktiviteleri dediğimiz şey çocuğun yaratıcı olduğu, çocuğun sözcü olduğu, hangi aktiviteyi ne yapacağına çocuğun karar verdiği aktiviteler giriyor bunların içine. O zaman çocuk kendini biraz daha özgür ve biraz daha yaratıcı hissediyor. Orada da canı ne isterse onu yapsın. Yaratıcılık aktiviteleri var. Bir de sorumluluk olanlar var. Yani o sorumluluk da evde herkesin gene de yapmak için görevi olduğu, sorumluluğun olduğu bir Evet. şeyler olması lazım. Yani kendini Siz onu iyi ilk yayınınızda da söylemiştiniz. Yani herkesin mutlaka sorumluluk alacağı evet. görevleri olması lazım demiştiniz o zaman da. Olmalı. Evet, tutarlı bir şekilde de kullanmak, yani ailelerin tutarlılığı çok önemli. Hani bir kere söyledik yapmadı, iki kere söyledik yapmadı gibi değil. Bu senin hani görevin. Yapıyorsun deyip kararlılığımızda vazgeçmememiz lazım. Biraz söyleniyorlar yaparken ama yapıyor. Bizim evde mesela bulaşık makinesini boşaltmanın mutlaka bir sırası vardır. Yani bugün kim sırasıysa o boşaltır, diğeri boşaltmaz. Bazen of Süper. gene nasıl zaman bana geldi falan diyorlar böyle şikayet. Bazen günde iki kere yıkanıyor. Bugün sana çabuk gelmiş olabilir diyorum ben de. Tamam, iyi kere yapıyorlar. Hani sonuçta yaşasın diye yapmalarını beklemeyeceğiz tabii ki. Ama Tabii yapıyorlar. ki. Bunu. Tabii ki. Evet. Peki masaj hangi bölgeye yapılmalı demiş. O soruyu atlamadan sorayım. Var mı özel bir bölge? Yok yani mesela sırt masajı, sırta gökkuşağı ya da dört mevsim masajı diye bir şey vardır. Gene sırta dört mevsim masajı diye yazın, internette bir sürü video var. Hani böyle çocuk yüzü koyun yatacak, siz onun sırtına birdenbire yağmur yağmaya başlamış diyeceksiniz. Sonra güneş çıkmış deyip böyle ovazlayacaksınız mesela. Sonra Güzel. neler koşturacaksınız. Karları beraber küremişler. Çok fazla kar yağmış. Sonra birdenbire gene dolu yağmış. Tıp 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 şeklinde. Hani dört mevsimi anlatırken bir yandan hikayeleştirip bir yandan da mevsimin rüzgarlarını, güneşini, bulutunu sizin yaratıcılığınıza kalmış çocuğun sırtında ona canlandırabilirsiniz. Onun dışında mesela şeyler var. Çocuğu bir yorgana ya da battaniyeye sarıp onu sosisli börek yapacağım ben senden diyorsunuz. Sen sosistin. Bu da yufka. Sarıyorum. Böyle güzel güzel sarın 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 sonuna kadar gitsin. Ondan sonra biraz da bastırın şöyle. Börek de güzel olsun, iyice bastıralım diye. Şöyle bu Süper. basılma hareketi derin duyu Uyaran veriyorsunuz, evet.
Güzel ve iyi geliyor ona. Sonra da hop diye açıp fırlatıyor. Süper. Fırlatmadan. Uçuyormuş Uçurmayın. Uçurmayın. Hele bir de küçük size çocuğunuz biraz dikkat. Güzeldi. Çok seviyorlar sosisli börek hikayesini. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Peki yine ben sorularıma dönersem, disleksinin farklı seviyeleri var mıdır? Tabii yani her çocuk aynı seviyede olmuyor. Orada şeye bakıyoruz yani mesela okuması sınıf seviyesinin ne kadar gerisinde? İşte yazısı ne durumda? Yani çocuk dördüncü sınıfa gelmiş hala birinci sınıf seviyesinde. Yani orada biraz testlerin sonuçlarına bağlı olarak hafif, orta ya da şiddetli gibi derecelendiriyoruz. Ama derecelendirmek sonuçta bize yani eğitsel tedavideki yolumuzu değiştirmiyor. Şiddetli de olsa, Evet. hafif de olsa. Tabii. Evet, disleksi neyse tedavisi aşağı yukarı bellidir ama her çocukta aynı yöntem diye ısrar etmemek Değil. lazım. Bu da çok Değil. önemli. Evet. Bu eğitsel modaliteler var. Farklı teknikler var. Hani dolayısıyla bir tekniği uygulamaya başladık ama çocuk yeterince faydalanmıyorsa belki teknik değiştirmek gerekiyor. Gene yeterince faydalanmıyorsa mutlaka eğitsel travması var mı diye tekrar bir dönüp bir daha bakıp gerekirse onu çözmek gerekiyor. Bir de şey çok önemli. Ben bunu ailelere hep anlatıyorum. Seviyorlar. Bir şeyi öğrenmek için beynimizde yeni bir bilgi oluşturabilmek için 400 tekrar gerekiyormuş ortalama olarak. Yeni bir sistem oluşabilmesi için. Ama siz bu yeni bilgiyi verirken eğer oyunla verirseniz 20 tekrar yetiyor. Oo, süper. Yani eğlendirerek öğretebilirsiniz. Yani Oo. öğreteceksiniz oyunla öğret. Yani gel oğlum ders çalışalım, gel oğlum kitap okuyalım değil. Değil. Yani kelime zar, şu şeyler var ya üst resimli zarlar var, Evet, hikaye evet, zar. evet. Zar yere atıp o zarlarla hikaye oluştursunlar. Bir gün işte zar attık ne geldi? Ay dede geldi. Aa, ay dede bir gün dünyaya inmeye karar vermiş. Bir daha zar attık. Onun yanına bir tane de köpek balığı geldi. Dünyaya inmiş ama bakmış orada köpek balıkları varmış gibi uydurarak artık ne geldiyse 5-6 tane zarı üste gelen şekline göre bir hikaye uydurduktan sonra bir siz söylüyorsunuz, bir ben söylüyorum, bir öbür çocuk söylüyor. Hep beraber bir hikaye yaptık. Şimdi normalde bir hikayeyi, bu kadar uydurma bir hikayeyi baştan sona kadar saymak zordur. Ama orada görsel ipuçlarımız var. Eğer onları yapmak bakarsak, çocuk sadece oradaki ipuçlarına bakarak hikayeyi sizi başından sonuna kadar ve hiç karıştırmadan al, Anlatacak. vay be süper, bitirdim bu hikayeyi gördüm, hatırlıyorsun diyerek mesela o görsel ipucunun bir şeyi hatırlamada nasıl işe yaradığını ve onun kendine ne kadar yeterli hissettiğini göstermek lazım çocuğa. Dolayısıyla işte bu yani hikayeyi okuyalım, birlikte anlatalım değil ama oyunla, eğlendirerek, hoplatarak, zıplatarak, matematiği sayılar şey ne denir topla, sektirerek, duvara çarptırarak, marketçilik oynayarak. Ben öyle evin bir köşesinde market yapın diyorum mesela. O markette evdeki gerçekten bulunan malzemeler, diş fırçası, deterjan, sabun, işte bir şeyleri koyun oraya. Üzerine fiyatlarını yazın. Diyelim Evet. ikinci sınıfta mesela. Siz gelin marketçiden buradan bir yumurta, bir ekmek alacağım. İşte kaç lira ödemem gerekiyor diye sorun. Siz de söylesin. Para verin, paranın üstünü versin size. Bu şekilde Harika. çocuğun matematikten niye matematiğe ihtiyacı olduğunu anlaması ancak mümkün olabilir. Yoksa olmaz. Ama çocuk neyi meraklıysa, ilgi alanı neyse, ilgi alanı olduğu bir konuyu bulmak lazım. Evet. Ben bugün daha konuşuyorduk. Uçaklara çok meraklı olan bir danışanım var. Devamlı uçak çiziyor. Hemen uçağın bütün koltuklarını çiziyor tek tek kişi sayılarına kadar. Dedim o zaman siz ona bir tezgah yapın. Tezgahta uçak satış temsilcisi olsun. Siz gidin ondan uçak bileti alın. Ben iki tane şu uçağın şu koltuğu ve şu koltuğu istiyorum. Kaç lira ödemem gerekiyor? Ne Ya. kadar verdim? Üstünde ne kadar alacaksınız falan gibi. Oyunlarla yani gerçek yaşam oyunlarıyla ancak. Evet. Evet. Dediğiniz çok güzel bir örnekti. Yani 400 alıştırmayla öğrenen bir beyin 20 oyunla öğrenebiliyor. Bu da Evet. aslında bana şeyi söyledi. Mesela eğitimlerde hep motive ederek, motivasyon kaynaklarını bularak eğitimden bahsediyoruz. Zorla, bağırarak, çağırarak değil, motive ederek, bu da onun bir örneği aslında. Yani mesela gülerek, eğlenerek yaptığınızda çok daha kalıcı bir şekilde öğreniyorsunuz. İşin içine girdiğinizde duygusal katılımınız varsa çok daha kalıcı bir şekilde öğreniyorsunuz. O yüzden yani her ne yapıyorsak oyunla yapacağız. Evet, muhteşem.
Peki, aslında daha çok sorum var ama zamanımız da çok kalmadı. Çok gelen bir soru var. Kitap önerisi istiyorlar sizden. Aileler hani hangi kitaplara başvurabiliriz, hangi kaynakları kullanabiliriz diye. Bir onu alalım. Disleksi için yani aslında son zamanlarda çokça kitap çıkmaya başladı. Yani sonradan biz sizinle paylaşalım. Yani ben şu anda tam yazar ismini hatırlamıyorum. Yani Türkçe yazarların da çıkardığı kaynaklar var. Hani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu kitabım var benim. Onun içinde Evet. mesela disleksi bir bölümdür yazıyor zaten ayrıca. Anne baba eğitimi için zaten o temel bir kaynak. Hani nasıl davranalım, nasıl ilişki Evet. kuralım aslında. Onun dışında yani ilişkiler konusu çok tabii temel. Yani çocukla nasıl ilişki kuracağız kısmı. Orada mesela şeyler sabrımı zorluyorsun diye bir kitap var. Isabel Pizzolatto'nun. Onu yazsam mı buraya acaba şimdi? Hani ismi biraz yaban, hani yaban ama sabrımı zorluyorsun kitabı dediklerinde yazar çıkar. O yazarın iki Tamam. kitap okuyabilir. Güzel. Süper. Tamam. Onu şimdi Yani. bizim arkadaşlar not almışlardır zaten. Onu da paylaşırız. Siz de Evet. yayından sonra hatırladığınız kitaplar olursa Ya sizin bizimle paylaşırsanız ben sizin bazen zaman zaman böyle paylaştığınız kitaplar oluyor. Ben hemen aldırıyorum onları arkadaşlara. Kütüphanemiz doluyor o şekilde. çok Ama güzel. yine burada özellikle ailelere önerebileceğiniz yayınlar varsa sonradan da paylaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir de şey var, broşürler var. Aileler için hazırlanmış gene Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim Hizmetleri Dairesi'nin broşürleri böyle disleksiyle ilgili, dikkat eksikliğiyle ilgili. Onlar da yani internetten indirilebiliyor. Ben size linklerini şey yapayım, göndereyim. Tamam. 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 Süperdir. Peki hocam teşekkür ediyorum. Yani çünkü gene çok güzel dolu dolu bir yayın oldu. Ben diskografiyle diskalkülüye de girmek istiyordum ama çok zamanımız kalmadı. Kısaca isterseniz onları açıklayalım sonra bitirelim yayını. Diskalifi malum çocuğun hani yazı ile ilgili bir güçlüğünün olması hani yazının çirkinliği ama nasıl bir çirkinlik yani bir sayfanın ortasında bir başında bir harf sonunda bir harf öyle hani tabi benim doktor yazım gibi bir çirkinlikten daha kötüsünü söyleyeyim. Öyle harfler sesler birbirine karışır tabii ki işte bitişik yazılır olmadık yerde bölünür. Bununla ilgili yazısal bir güçlüktür ama dediğim gibi ince motor becerileri zordur bu çocukların. Biz kalkülü ise matematiksel güçlükte şöyle bir şeyler oluyor. İşlem bellekleri zayıf olduğu için toplama çıkarma yaparken evdeleri unutuyorlar. Ya da üç işlemli bir sayısı mesela iki işlemi yapıyor bırakıyor üçüncü işlemi yapacağını hatırlamıyor bile. Ya da işte çarpım tablosunu öğrenmekle ilgili güçlük oluyor. Ritmik sayarken sayabiliyorlar ama mesela işte sayarsanız ikişer ikişer sayarken 12'den sonra kaç gelir diyeyim. Tekrar başlar 2, 4, 6, 8. Ancak öyle bulabilir. Gene bunda da hataları yapmıyor. Mesela toplama yaparken sağ taraftan değil de sol taraftan başlayıp toplarlar. Sağ sol karıştığı için her şeyi biraz aynı hayali gibi görüyor olma durumu oluyor bazılarında. Dolayısıyla biz sağdan topluyoruz ya onlar direkt soldan topluyorlar. Mesela bölme yaparken 69'u 3'e bölecek mesela önce 9'da 3 arıyor sonra 6'da 3 arıyor gibi böyle. O tür zorlukları oluyor. Hangi işlemi yapacağını bilemiyor. Toplama mı yapsın, çıkarma mı, çarpma mı, bölme mi? Hani problem şeyi, akıl yürütme konusunda zorluk yaşıyorlar ve o da bir sıkıntı çocuklarda. Hani Doğru. matematik konusunda sınıf seviyesinin oldukça gerisinden geliyorlar. Gene diskalkülüye özel eğitsel müdahale teknikleri var. Bunları Var. kullanmak. Yani bir daha ezberleteceğiz diye çarpım tablosunu uğraştırmamak lazım. Yani yurt Evet. dışında haklarından bahsetmek çok önemli. Eğitsel hakları var. Okulda kaynak oda ya da destek odadan faydalanma hakları var. Sınavlarda özellikle LGS'de, üniversite sınavında zorlukları doğrultusunda eğitsel destek, yani şöyle söyleyeyim mesela okutma güçlüğü olan bir çocuk üniversite sınavına ya da LGS'ye girerken okutman desteği isteyebiliyor. Yani çocuk okuyamıyorsa soruyu ona bir ve okutmana sorduğu soruyu çocuk kendisi yanıtlıyor ya da işaretliyor. Ek süreleri var yarım saat sınavlarda. Ayrı bir salonda tek başına sınava girme hakları var. Okulda özellikle eğitim süresi boyunca da bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturmak lazım. Seviyesi neyse o seviyeden sınav olma ve değerlendirilme hakları var. Okuması birinci sınıf seviyesinde ise birinci sınıf seviyesinde sınavlara girmek zorunda ki Evet. sürekli zayıf alıp sürekli ben hala Tabii. beceremiyorum, yapamıyorum demesin. Hangi sınıf seviyesindeyse o seviyeden değerlendirilmek. Eğer Kesinlikle. yoksa
Yazarak yazamıyorsa okuyarak sözlü sınavlarla değerlendirilmeleri gerekiyor. Hangi açıdan kendini Kesinlikle. en iyi ifade ediyorsa bildiğini o şekilde ifade etmesine izin vermek gerekiyor. Hiçbir türlü edemiyorsa projelerle ve ödevlerle desteklemek gerekiyor ki başarısızlık tatmasınlar. Çünkü çok aslında emek veriyorlar. Normal bir çocuğun emek ya da enerji tüketiminden 2-3 kat daha Çok fazla enerji tüketiyorlar fazla. ama işi yapmak için. Dolayısıyla daha az ödev vermek lazım. Mesela yazısı bozuk diye sürekli yazdırılıyor. Halbuki yarısı kadar yazmaları gerekiyor diğer Yani çocuk. tam tersi olması gerekirken Süreyi, doğru. kısaltmak gerekiyor. Çünkü aynı ödevi yaparken 2 katı fazla yoruluyorlar en az. Haklısınız. Çok güzel bir yayındı. Rana Hanım bana habire saat resmi koyuyor. Öyle bir stres Her an çıkılabilir diyor değil mi? kaçtığını anlatıyor. Çok Evet. teşekkür ediyorum hocam. Çok güzeldi sizi tekrar görmek. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güzel bilgileri almak. Dinleyiciler bu yayını YouTube'dan izleyebilirler. Zaten Instagram'ımızda da tekrar yayınlanacak. Evet. Yine sizi başka bir yayında misafir etmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum herkese.